Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, özellikle sizlerle çok anlamlı bir dönemin öncesinde bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ve sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. 2 ay önce Uluslararası Demokratlar Birliği'nin yeni yönetimiyle İstanbul'da bir araya gelmiş, verimli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bugün de birliğin kadın kolları ve gençlik kolları merkez karar yönetim kurullarında görev yapan siz değerli kardeşlerimle buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize, Türkiye'ye, ana vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında sizlerin şahsında Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında Avrupa'daki vatandaşlarımıza hizmet eden tüm kardeşlerimi selamlıyor. Kendilerine emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle inşallah Salı günü kavuşacağımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor. Bu mübarek ayın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için rahmete, berekete, huzura ve barışa vesile olmasını diliyorum. Son bir yıldır koronavirüs salgını sebebiyle insanlık olarak sancılı, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmayı sürdürüyor. Hemen her gün bir sevdiğimizin, mesai arkadaşımızın, komşumuzun veya yakın bir dostumuzun vefat haberiyle yüreğimiz dağlanıyor. Dünya hayatının bir imtihan olduğu ki bunu hepimiz zaten gayet iyi biliyoruz. Bunu gayet iyi bilen insanlar olarak kaybettiklerimizin acısı içimizi yaksa da sabrediyor. Allah'tan bizi ve tüm insanlığı salgın musibetinden en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Hazreti Mevlana'nın hikmet dolu sözlerinden ilhamla ifade edecek olursak, karanlığın ardındaki güneşler inşallah çok yakında doğacaktır. Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan, tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Diğer yandan dünya tarihine baktığımızda bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişimlere de yol açtığını görüyoruz. Koronavirüste dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak birçok alanda yeni bir dönemin kapılarını da aralayacaktır. Ana vatanınız Türkiye bu yeni sürece
en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalarla yaşadığı böyle bir dönem içerisinde 2020 yılında elde ettiğimiz %1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Son bir yıldaki tecrübelerimizin bizim sık sık vurguladığımız eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyorum. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından çok daha iyi görülüyor, daha fazla takdir ediliyor. Türkiye'nin hiçbir ücret almadan en ileri standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi meblağlar ödenerek ancak ulaşılabiliyor. Avrupa'da günlerce test sırası bekleyen, ilaca erişemeyen, ambulans bulamadığı için evde vefat eden, hastane kapılarında geri çevrilen nice vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Hamdolsun Türkiye olarak ne sınırlarımız içinde ne de elimizin uzanabildiği bölgelerde böyle manzaraların yaşanmasına müsaade etmedik. Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Yine 380'in üzerinde insanımızı yurt dışından ambulans uçaklarımızla ülkemiz hastanelerine naklettik. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir millet olarak en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin âli cenaplığını tüm dünyaya gösterdik. İnşallah bundan sonra da nerede yaşarsa yaşasın tüm insanlarımıza ulaşmaya, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla hemhal olmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, Avrupalı Türkler 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini uzun bir zaman önce ne yaptılar? Geri bıraktılar. O iş bitti. Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin hayatın farklı kulvarlarında en ön safta yer aldığına şahit oluyoruz. Türklerin ötelendiği, hor hakir görüldüğü, dışlandığı, sadece belli mesleklere, belli sektörlere hapsedildiği günler artık geride kaldı. O iş bitti. Her zaman söylediğimiz gibi sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Milletimizin başarısıdır. Bunu böyle bilin. 84 milyonun her bir ferdinin iftihar kaynağıdır. Hatırlayın, çok ciddi mücadeleler verdik. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kendilerine kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı. Ama biz icraatını yaptık ve oy kullanma hakkını sağladık. Şimdi uluslararası camiada benim vatandaşım Türkiye'de
artık bir seçmen olarak orada oyunu kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Artık milletvekili de olabiliyor mu? Olabiliyor. Bak nereden nereye geldik. İnşallah bu daha da ileriye ulaşacak. Bakın bu arada Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Covid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türklere değil, aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da özgüven ve cesaret aşılamaktadır. Yarının Avrupa'sında Türklerin ve Müslümanların hak ettikleri biçimde çok daha görünür bir şekilde yer alacaklarından asla şüphe duymuyoruz. Elbette bu durum bize nasıl umut aşılıyorsa birilerinin de kabusu oluyor. Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor. Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı işte bu hasımsızlığın tezahürlerinden yalnızca biridir. Avrupa ülkelerinde farklı isimler altında dayatılan haşa İslam modelleri de bu hastalıklı bakış açısının yansımalarından biridir. İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli araçlardan birine dönüşmüştür. Daha evvel marjinal kesimlerin başvurduğu bu popülist yönteme artık ana akım medya organları, akademisyenler, yazarlar, bakan, başbakan seviyesinde siyasetçiler de tevessül etmeye başlamıştır. Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır. Birkaç gündür hararetlenen tartışmalar Avrupa medyası ve siyasetindeki bu histerinin en son örneğidir. Irkçı dalgadan sadece Türkler değil, etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı diğer toplum kesimleri de mağdur oluyor. Yurt dışında hayatını sürdüren siz kardeşlerimiz bu acı gerçekle zaten yüzleşiyorsunuz. İstatistikler buzdağının yalnızca görünen yüzü olsalar bile Avrupa'da yükselen kültürel ırkçılığı açıkça ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl önceki senelere göre nefret suçları 2 kat artmıştır. Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı 3 ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3000'i geçiyor. Sadece 2020 yılında Almanya'da 400'ü bizim insanlarımıza yönelik olmak üzere toplam 900'ün üzerinde ırkçı saldırı kaydedilmiştir. Yine geçen yıl koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen cami ve cami derneklerimize yönelik 121 eylem düzenlenmiştir. Bir dönem ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da kamusal alan, özel alan kurnazlığı üzerinden Müslüman kadınların hakları gasp edilmektedir. Bugün ne yazık ki birçok Avrupa ülkesinde bilhassa başörtülü kadınların istihdama katılabilmesi, iş bulabilmesi, sosyal hayatta özgürce var olabilmesi, hatta bazı yerlerde eğitim imkanları ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Meselenin asıl vahim tarafı ise bize demokrasi ve insan hakları konusunda ders verenlerin kendi ülkelerinde
en temel insan haklarının çiğnenmesine alkış tutması, bu ayrımcılığa ses çıkarmamasıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu tablo karşısında bize düşen mücadelemizi hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde kararlılıkla sürdürmektir. Bunun yolu da örgütlü olmaktan, sivil toplum kuruluşları etrafında güç birliği yapmaktan geçiyor. Uluslararası Demokratlar Birliği'ni işte bu kutlu ve zor mücadelenin en önemli vasıtası olarak görüyoruz. Yani göreviniz sıradan bir görev değil. Hem çok çok anlamlı, hem de bulunduğunuz ülkede özellikle dayanışmanın ruhunu iyi kavrayarak oradaki haklarınızı almak ve bu hakları en ileri derecede savunmaktır. Şu anda birlik, hamdolsun, kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında Avrupa'daki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın hukukunu savunma noktasında çok önemli bir sivil toplum örgütü konumuna yükseldi. Yeterli mi? Değil. Ben çok daha iyi bir konuma geleceğinize inanıyorum. Ancak önümüzde halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe bulunuyor. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin yeni yönetiminin çok daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir şekilde çalışmalarını hızlandıracağına inanıyorum. Bu süreçte özellikle siz kadınlarımızın ve gençlerimizin üzerinde önemli görevler vardır. Sizlerin sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı olmaz. Bir şey duydum. Maşallah. Ya çocuklar, bir bebek ulaştırın bakalım. Verdiniz mi? Tamam. Türkiye'nin rekorlar ve başarılarla dolu son 19 yılına kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte damgamızı vurduk. Şu anda bizim Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon 500 bin üyemiz var. Ve bunun içinde 1 milyon zaten yaş sebebiyle 30 yaşa kadar gençlik teşkilatında kalıyor. 30 yaşı aştıktan sonra malum bir üst kademeye, yani ana kademeye geçiyor. Fakat kadınlarımız 5 milyon 300 bin. Şu anda kadınlarımızın üye sayısı Türkiye'de sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 5 milyon 300 bin. Diğer partilerin hepsini toplayın, bu rakama ulaşamazlar. 6,5 milyonun üstü, demek ki 5 milyon civarında da şu anda ana kademenin diğer bölümleri. Ve bütün illerimizde bu üye kayıt kampanyaları devam ediyor. İnşallah 2023'e kadar bu kampanyalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Eğer bu COVID meselesi önümüzde bir engel olarak bulunmamış olsaydı, şu anda bizim bu kampanyalarımız çok daha farklı bir yere gelmiş olurdu. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e de yine biz sizlerle beraber yürüyoruz. Avrupalı Türklerin köklerinden, dilinden, kültüründen ve dininden kopmadan huzur içinde ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi sizin vereceğiniz mücadeleye bağlıdır. Çok önemli bir misyon yüklenmiş, önemli bir sorumluluğu omuzlanmış durumdasınız. Sizlerden
ülke ve millet olarak bizim de Avrupa'daki vatandaş ve soydaşlarımızın da beklentisi büyük. Binlerce yıllık tarihi şanlı zaferlerle ve çetin mücadelelerle dolu büyük bir milletin evlatları olduğunuzu asla unutmamalısınız. Sizler politikalarını belirlerken kimi devletlerin gözünün içine bakan değil, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diyerek tüm insanlık için hak ve adalet talep eden bir ülkenin evlatlarısınız. Şu anda savunma sanayinde, terörle mücadelede, diplomaside destanlar yazan, geleceğin teknolojilerine imza atmaya başlayan, ürettiği insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla dünyada savaş paradigmasını değiştiren bir ülkenin evlatlarısınız. Her birinizden, mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağınızdan iftihar etmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, sizler yurt dışında kendiniz, aileniz, ülkeniz ve milletiniz adına tarihi bir duruş sergilerken biz de içeride benzer bir mücadele yürütüyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, temsil nöbetini yeniden devralmayı hedeflediğimiz medeniyetimizin yükselişini hazmedemeyenlerin saldırılarına göğüs geriyoruz. Böylesine kutlu bir mücadelenin sancaktarlığını yapmaktan da şeref duyuyoruz. Ancak güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Proje ürünü olduğu açıkça belli olan şahsiyetlerin, konuların, kampanyaların bizim ve ülkemizin dikkatini asıl hedeflerimizden uzaklaştırmak gayesiyle ortaya sürüldüğünün farkındayız. Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun bir parçasıdır. Hiçbiri kendi dinamiklerimizin tabii üreni olmayan bunca siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik saldırının hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle şimdiye kadar gelmeyi başardık. Sınırlarımızın tacizinden terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermedik. Son dönemde gerçekte ne olduğu, nasıl olduğu, niçin olduğu gayet iyi bilinen, kimi konular üzerinden başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin yeni bir dalgası olarak görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye karşıtı her senaryonun içerisinde yer alarak yalan, yanlış ve iftira ürünü iddiaları sürekli tekrarlamak suretiyle kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti asla tasvip etmesek de kendince bir duruşa, tarza, söyleme sahipti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Esasen bu çukur ve bataklık siyasetinden kendimizi mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyoruz. Ancak yalanın ve iftiranın dozu bazen öylesine artıyor ki milletimize olan saygımız gereği bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Böyle durumlar haricinde
biz kendi programımızı uyguluyor, kendi işimize bakıyor, ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Sadece son birkaç gün içinde bizim gündemimizi oluşturan konu başlıklarıyla CHP'nin gündemindeki konu başlıklarına bakmak bile aradaki ufuk farkını göstermeye yeterli olacaktır. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul'da bir araya gelerek yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yaptık. Önce ikili bir görüşme oldu. Ondan sonra bakanlarımızla heyetler arası bir görüşmeye geçtik. Aramızdaki ilişkileri hem de Rusya ile giderek tırmanan Donbas krizini değerlendirdik. Aynı mesele bir önceki günde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le yaptığımız telefon görüşmesinde ele aldığımız önemli konulardan biriydi. Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor. Bu yönde gayret gösteriyoruz. Sayın Putin'le ayrıca yeni turizm sezonu hazırlıklarından Suriye krizine kadar, Karabağ olaylarına kadar bütün bunları geniş bir yelpazede ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. Yine önceki gün ülkemizin önemli sanat hazinelerinden biri olduğuna inandığım Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılışını gerçekleştirdik. Öyle dünyada filan eşi benzeri olan eserler değil bunlar. Bu tür müzeler nadidedir. Ve adeta ebru gibidir. Her bir obje bir ikincisi olmayan böyle bir müze. Ebru da nasıl bir eserin diğerini yapamazsınız? Başlı başına tektir. Bu cam eserler de başlı başına her biri bir eser. Fırsat olsa da sizleri bu gelişte orayı bir gezdiriversek. Yani şu an itibariyle 1500 obje var. Ve hepsi de birbirinden farklı ve geçmişi itibariyle de yaklaşık 150-200 yıllık eserler var burada. Fakat gerçekten göreni hayran bırakan, daha açılışını da şu anda yeni yaptık. Fakat burası harabe bir yer idi. Bu harabe yeri ele aldık. Renovasyonunu, restorasyonunu, her şeyini hallettik, bitirdik ve bu mekanı aldığımız gibi. Bu mekanı aldığımız zaman burası öyleydi. Rezaletti burası. Ve şu gördüğünüz yeri maalesef bir müddet Beşiktaş Kaymakamlığı olarak kullanmışlardı. Kaymakamlıktan başka her şeye benziyor tabii. Sonra biz burayı bu hale getirdik. Hemen karşı taraftaki yeri yine aynı şekilde. Sol tarafta şu anda ofis olarak kullandığım yeri bu mevcut hale getirdik. Niye? Çünkü bize düşen neyi biz tarihten aldıysak onu günümüze çok çok farklı taşımak ve geleceğe de onu ideal bir şekilde emanet etmektir. Tabii bu programın ardından da durmadık. Biz ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Bayan voleybolcularımızı kabul ettim. Bunların içinde bir tane de Küba'dan artık Türk vatandaşlığına geçen bir voleybolcumuz vardı, 21 yaşında. Tabii çok çok övgüyle bahsettiler. Ve
kendisinin pasaportunu, kimliğini teslim ettik. Hayırlı olsun dedik. Ve başarılarından dolayı da tebriklerimizi bildirdik. Voleybol takımımızın baş antrenörü benim sporculuk döneminden aynı zamanda arkadaşımdı. İspanya'da geçirdiği bir rahatsızlığın ardından talimatımızla gönderilen bir ambulans uçakla ülkemize getirilip burada tedavi edilmişti. Görüşmemizde kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Diğer yandan salgın sebebiyle satışları azaldığı için depolarda bekleyen patates ve soğanları Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden satın alarak ihtiyaç sahiplerine hibe olarak bu Ramazan öncesinde dağıtmayı kararlaştırdı. ...1.250.000 ton patates ve yaklaşık 300.000 ton soğan. Bunların hepsini biz dedik ki devlet olarak alalım ve hibe olarak da vatandaşlarımıza, fakir fukaraya, garip kurabaya dağıtalım. Tabii bununla kalmadık. Ayrıca çeltik ile ilgili, yani pirinç noktasında da sorun vardı. Ve bu da çiftçimizin elinde kalmasın dedik. Toprak Mahsulleri Ofisimize talimatı verdik ve Toprak Mahsulleri Ofisimizin bunu çiftçimizden almak suretiyle bizim silolarımızda stoklayıp uygun fiyatlarla alımını da yapıp böylece Ramazan öncesi çiftçilerimiz huzur içerisinde dedik ki yola devam etsinler. Bu tabii çok çok mutluluk meydana getirdi ve geri dönüşlerini de hamdolsun alınca olumlu bir şekilde biz de mutlu olduk. Şimdi Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız. Ve bu haberin duyulması sonrası çiftçilerimizden, üreticilerimizden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldım. Hep söylediğim gibi bizim için en büyük şeref milletimize efendi olmak değil, hizmetkar olmaktır. Bizim için en büyük mutluluk da bu hizmetler karşılığında insanlarımızdan şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun sözünü duymaktır. Bu duyguyu dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Bu vesileyle biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının, kardeşlerim buraya dikkat edin ama unutmayın ha, kaçtan başladı biliyor musunuz? 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor. Ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tabloya ihracatta her ay tazelediğimiz rekorları, dünyada herkes küçülürken bizim büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberi ekleyebiliriz. Elbette hizmet sektörü
ve turizm başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda çözmemiz gereken sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Sıkılaştırmak zorunda kaldığımız tedbirler sebebiyle dükkanı kapanan, işi azalan, geçimi sıkıntıya düşen her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir. Bugüne kadar istihdamdan kiraya, uygun şartlı krediden hibeye kadar pek çok destek verdiğimiz esnaf ve sanatkarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Karşımızda ancak dünya ile birlikte yürütürsek başarıya ulaştırabileceğimiz bir tehdit var. Bu mücadelede kısıtlamalardan aşılamaya ve destek paketlerine kadar elimizdeki tüm silahları kullanıyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız. Bunun için hem fedakarlık yapacak, hem daha çok çalışacak, hem de birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve aynı gayrimilli projenin paydaşı olan kesimlerin milletimizin moralini bozma ve ülkemizin algısını kötüleme çabalarını da nice diğer sinsi oyun gibi inşallah boşa çıkartacağız. Sizlerden bulunduğunuz ülkelerde temas ettiğiniz herkese gerçek Türkiye fotoğrafını bıkmadan, usanmadan, samimiyetle ve azimle sürekli anlatmanızı istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve gerek gençlik kollarımızın, gerek kadın kollarımızın birliğinin, beraberliğinin daim olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum ve şimdiden başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve sahnede bulunan masaya davet ediyoruz kendisini. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala, UID Başkanı Sayın Köksal Kuş, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan, İstanbul Milletvekillerimiz Sayın Fatma Betül Sayankaya ve Sayın Zafer Sırakaya'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.